Merhaba değerli dostlar. Son zamanlarda eğitim fakültesinde görev yapan akademisyenlerin yetenekleriyle ilgili farklı bir tartışma daha başladı. Bu da şu. Öğretmenlik yapıp eğitim fakültesine gelenlerin daha iyi olduğu savunmaya başlandı. Olabilir, savunulabilir, sıkıntı yok. Hiç öğretmenlik yapmayıp eğitim fakültesinde göreve başlayan akademisyenlerin ise mangalda, tabiri caizse mangalda ne derler işte, köz bırakmadığı mı derler. Yani öyle atıp tuttukları, öyle söyleyelim. Bu şekilde bir yargı ya da bir algı, daha doğrusu algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ben de bu öğretmenlik yapıp eğitim fakültelerine gelen kişilerin ya da bunu savunan, yani eğitim fakültelerine öğretmenlik yapıp gelinmelidir düşüncesini savunan dostlarıma bazı sorular sormak istiyorum. Bu soruları hep beraber gözden geçirelim. Sevgili dostlarım, bu soruları sormadan önce şu fikrimi belirteyim. Yani bizim böyle bir ayrımı niye yapıyoruz? Yani eğitim fakültesinde görev yapan öğretmen eğitimcilerinin üniversite çıkışlı olması veya işte milli eğitimde öğretmenlik yaparak gelmesi de bir sıkıntı yok mu bana göre? İkisi de olabilir. Yani niye bu şekilde bir ayrım yapıp, zaten birçok sorunumuz var. O sorunları şimdi söyleyeceğim sizlere. Acaba bu sorunları hangilerini çözdü bu öğretmen olarak gelen akademisyenler? Bir beraber tartışalım isterseniz. Buyurun. Madde 1. Alaylı mektep diyorlar biliyorsunuz. Bir de böyle bir ayrım oluşmaya başladı garip bir şekilde. Yani hiçbir sorunumuz yokmuş gibi, sanki öğretmen eğitiminin tüm sorunlarını çözmüşüz gibi kendi aramızda böyle bir sorun çıkarmaya başladık. Şimdi bir araştırma ile bu alaylı mektepli farkını mı ortaya koydu bu öğretmenlikten gelip akademisyen olan sevgili dostlarımız? Bu yüzden mi bu öğretmenlik yapılması gerektiğini savunuyorlar? Yani böyle bir fark mı var? Ben mi bilmiyorum? Bilmiyorum ki. Böyle bir fark varsa biz de bilelim ve gerçekten de biz de tekrar gidip öğretmen olalım gerekiyorsa. Bu bir. İki. Şimdi bu öğretmenlikten gelen akademisyen kişiler ya da bunu savunan dostlarımız bu fakültelerde, eğitim fakültelerinde farklı bir öğretim yöntemi uygulayarak öğrenci merkezi öğrenmenin önünü mü açtılar? Yani biz mi bilmiyoruz? Ya da ders izlenicileri mi oluşturdular? Daha ders izlencisi oluşturamayan öğretmenlikten gelen ben akademisyenleri biliyorum. Silibus dediğimiz şeyi, yani bir müfredatını ayarlayamayan. Dolayısıyla bu öğretim yöntemlerini uygulayarak öğrenci merkezi dediğimiz, öğrencinin kendisini öğrenebileceği, onlara rehberlik edebileceğimiz bir öğretim stratejisinin önünü açtılar da biz mi farkında değiliz bilmiyorum. Ya da açtılarsa bizi de öğretin, yani biz bilmiyoruz demek. Yani biz derken artık savunma durumuna geçtim dikkat ettiyseniz. Ben de üniversitede mezun olduktan sonra öğretmen eğitimcisiyim, bakın ben. Kimya öğretmenliği mezunuyum. Yüksek lisansım, doktoram, doçentliğim hepsi eğitim üzerine. Ben bir alan eğitimcisiyim. Dolayısıyla ben evet milli eğitimde bir görev yapmadım. Benim gibi çok fazla insan var. Yani bizim eksiğimiz ne? Bize bir öğretin, tamam, biz sıkıntı değil. Bundan gurur duyarız hatta. Mutlu oluruz. Madem biz eksiğiz, öğrenelim bunu ya. Yanlışlayın bizi, bakın. Popülist felsefeyi kullanalım. Hadi buyurun. Farklı öğretim yöntemi uygulayarak öğrenci merkezi öğrenmenin önünü mü açtınız? Biz mi açamıyoruz yani? Siz açıyorsunuz da biz mi açamıyoruz? Anlamıyordum ben bunu. Söyleyin bize. Bir diğeri, üniversitede çalışıp, sadece üniversitede çalışmış akademisyenin iyi öğretemediğini mi? Ya da iyi bir rehber olmadığını mı düşünüyorsunuz? Bunu kanıtladınız mı? Bu varsa böyle bir şey, tamam, sıkıntı yok. Yani biz geri çekiliriz. Buyurunuz, sizin önünüzü açalım. Yani sadece üniversitede çalışmış, bakın. Yani öğretmenlik becerisi dediğimiz, öğretmenlik temeli olmayan akademisyenlerin iyi bir rehber olmadığını düşünüyorsanız, tamam, kabul, bakın tekrar ediyorum yani. Vallahi biz geri çekileceğiz, tamam, sıkıntı değil. Buyurun. Sizi tutan mı var? Başka? Türkiye'de ezberciliğe dayalı olan pozitivist öğrenme felsefesini yerinde mi oynattınız? Ne yaptınız? Çocuklar hala ezberliyorlar. Bak, biz gideremiyoruz demek ki. Buyurun. Saha sizin. Öğrencilere sorgulama becerisi mi kazandırdınız mesela? Daha üniversite öğrencilerimiz sorgulama becerisi, üniversite öğrencilerimiz, hatta öğretmenlerimiz de sorgulama becerisi sıkıntılı. Hepimizin sorgulama becerisi sıkıntılı, daha doğrusu. Hiç ayırt etmeyelim. Bunun önünü mü açtınız? Ezbere dayalı olan, her şeyi birebir kabul eden, mutlak doğru olduğunu düşünülen, sorgulamaya hiç imkan vermeyen, problem çözme becerisini geliştirmeyen, eleştire düşme becerisi kazandırmayan, pozitivist felsefeyi bir kenara atıp post pozitivist gibi, yorumlayıcı gibi paradigmaların önünü mü açtınız? Biz mi göremiyoruz bunları?
Sizin elinizde tutan mı var? Buyurun. Devam. Mesela MEB ile, Milli Eğitim Bakanlığımız ile üniversitelerimiz arasında işbirliğini mi kolaylaştırdınız? Madem biz bunu yapamıyoruz, tamam çok güzel. Mesela bu işbirliği içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler arasında eğitim fakültelerinin yani eğitim fakültesi diyelim hatta, eğitim fakültesinin işbirliğini kolaylaştırarak iletişimi mi artırdınız? Mesela temel sorunlardan bir tanesi öğretmenlerle öğretim üyeleri arasındaki iletişimsizlik diyelim. Tamam. Bu iletişimi arttırmak için neler yaptınız? Mesela çünkü siz oradan geldiniz yani Milli Eğitim'den geldiniz. Bu sorunları daha iyi bilirsiniz. Madem biz bilmiyoruz bu iletişimi, buyurun. Siz bu iletişimi arttırmak için neler yaptınız mesela? Bizi de öğretin, biz de yapalım yani. Bilmiyoruz çünkü biz. Başka? Üniversite öğrencisi, öğretim üyesi arasındaki iletişime pozitif anlamda katkı mı verdiniz mesela? Madem biz üniversiteden yetişmiş öğretmen eğitimcileriyiz, biz bilmiyoruz bu işi. Dolayısıyla üniversite öğrencisiyle öğretim üyesi arasındaki iletişime siz mi pozitif katkı verdiniz? Yani ne yapıyorsunuz mesela? Farklı uygulamalarınız varsa gösterin bize. Biz de yapalım ya. Ya vallahi çekinmeyiz. Bak hiç sıkıntı yok. Yani doçentmiş hani diyorsunuz ya bunlar doçenttir, profesördür bunlar bir şey yapmaz diye. Evet. Vallahi yapacağız bak söz. Üniversite öğrencisi öğretim üyesi arasındaki iletişime pozitif anlamda katkı mı verdiniz? Buyurun. Biz veremiyoruz çünkü yani doğru yani biz eksiyiz bunda. Bir diğeri alternatif ölçme değerleme yaklaşımlarının önünü açarak süreç değerlendirmesi yapılmasına olanak mı sağladınız? Çünkü yani yapılan okullarda çoktan seçmeli bir biliyorsunuz yani liselere geçiş sınavında da olsun, üniversiteye geçiş sınavında da olsun çoktan seçmeli bir sınav sistemi var. Dolayısıyla da öğretmenlerin çoğu zaten alternatif ölçme araçlarını bırakalım. Geleneksel ölçme araçları kullanıyor. Yani şimdi kimse kandırmasın. Peki yani geldiğinizde buraya yani ne bileyim buna dair bu işte çoktan seçmeli soru sistemi sıkıntılıdır. Alternatif ölçme sistemleri kullanmalıyız diyerek bizi yönlendirdiniz mi? Ne yaptınız? Madem bu işte Milli Eğitim'den öğretmenlik yaparak gelen arkadaşlarımız tecrübeli, mutlaka bu öğretmenlik olması gerekiyor. Tamam, buna biz karşıdayız. Mesela onunla ilgili şeylerim de var. Mesela öğrencilere geri dönüt verme mekanizmasını daha mı aktif hale getirdiniz? Ne yaptınız mesela? Madem biz öğrencilerimize geri dönüt veremiyoruz, iyi öğretmen yetiştiremiyoruz. Tamam, kabul. Buyurun, elinizde tutan mı var? Madem işte Milli Eğitim'den gelerek sorunları tespit ettiniz, öğrencilere daha iyi geri dönüt verin. Biz de sizi takip edelim. Biz de size rehber olun. Madem üniversitede üniversitedeki yani üniversitede sadece öğretmen eğitimi uygulayan teoriden çıkamayan böyle diyorlar. Nasılsa teoriden çıkamıyormuşuz biz. Yıllardır sahanın içerisindeyiz, araştırma yapıyoruz. Biz teoriden çıkamıyoruz. Buyurun elinize tutan var. Buyurun işte geri dönüt verin öğrencilerimize. Mesela öğretmenlik uygulaması dersleri, öğretmenlik uygulaması derslerinin birinci sınıftan itibaren uygulamasını mı sağladınız mesela? Yani öğretmenlik uygulamasını yani madem biz beceremiyoruz tamam sıkıntı değil. Siz beceriyorsunuz. Buyurun öğretmenin uygulaması ile ilgili neler yaptınız mesela? Bakın bir tane somut öneri getiriyorum ben burada. Derslerin birinci sınıftan itibaren uygulamasını isterim ben bu öğretmenin uygulaması derslerinin. Bununla ilgili bir çalışma mı başlattınız? Yani madem biz göremiyoruz MEB'i, siz gördünüz ve bu çocuklar iyi yetişmiyor öğretmen adayları. Dolayısıyla bunun öğretmenlik uygulaması dersinin birinci sınıflara itibaren uygulamasına dair bir çalışma başlattınız mı? Var mı böyle bir çalışmanız? Biz mi bilmiyoruz? Varsa vallahi ben destek vereceğim. Söz veriyorum bak. Öğretmenlik uygulaması dersinin en önemli ders olduğunu herkese ikna mı ettiniz? Mesela bu, ya yoksa bu öğretmenlik uygulaması dersinin yatılarak geçilen veyahut da işte öğretim üyeleri tarafından da çok önemsiz görülen bir ders olduğunu na dair algıyı eğitim fakültelerinin devam etmesine katkı mı verdiniz? Dersinde soralım soruyu. En önemli ders olması gerekiyor bu öğretmenlik uygulaması dersinin. Peki siz de işte Milli Eğitim'den geldiniz ya öğretmen akademisyenler olarak. Bunlara dair bir çalışma mı yaptınız? Yani bizi niye ikna etmiyorsunuz? Yani hala niye öğretmenlik uygulaması dersleri önemsiz bir dersmiş gibi gözüküyor? Biz başaramıyoruz çünkü bakın. Demek ki ben başaramıyorum bak işte. Bu çok açık yani net. Buyurun devam edelim. Öğretmenlik uygulaması kapsamında fakülte ile okul arasında yani bu fakülte okul işbirliğini mi güçlendirdiniz? Öğretmen ve yöneticilerle aramızdaki iletişim mi arttırdınız mesela? Çünkü biz hani üniversitedeyiz. Şeyi bilmiyoruz. Süreci bilmiyoruz. Demek ki yani başarısız yani. Tamam kabul. Kabul ediyoruz bakın başarısızız. Buyurun siz Milli Eğitim'den geldiniz. Milli Eğitim'den gelen öğretmen eğitimcisi akademisyenler olarak. Öğretmenlerle yöneticilerimiz arasındaki iletişimi güçlendirmek için ne yaptınız mesela? Fakülte okul işbirliğini güçlendirmek için, bu öğretmen eğitiminin temel sorunlarını yok etmek için, müdürlerle, öğretmenlerle aramızdaki iletişim artırmak için neler yaptınız? Vallahi söyleyin ben uygulayacağım bak söz veriyorum bak.
Yani bizi yanlışlayan sıkıntı yok ki. Ben mesela kendim adına söylüyorum. Papurcu felsefeyi kullanırım ben. Yapılandırma, yanlışlamacılık felsefesini. Yanlışlayan bizi ya. Tamam, sıkıntı değil. Vallahi yani paradigmayı değiştiren Thomas Kuhn gibi. Sıkıntı değil. Yani bir devrim yapın. Bilimsel bir devrim yapın öğretmen eğitiminde ve biz onu kullanalım. Yani bunaltın bu, diyor ya Thomas Kuhn, bunalım evresi var diye. Yani bu bunalım evresine geçirin bizi. Ne yaptınız bu bunalım evresine geçirmek için? Kuru söz dışında. Hangi öğretmenlerin öğretmen adaylarını geliştirmesi gerektiğine dair bir politika mı ürettiniz? Politikanız var mı daha doğrusu? Soruyu biraz tuhaf sormuşum. Öğretmenlerin öğretmen adaylarını geliştirmesi gerektiğine dair bir politika mı ürettiniz? Öğretmenlerin öğretmen adaylarını geliştirmesi gerektiğine dair. Evet, yani siz milli eğitimden geliyorsunuz. Öğretmenlik becerisine sahipsiniz. Biz bilmiyoruz çünkü öğretmenlik becerisinin ne olduğunu, öğretmen eğitimi ne olduğunu biz sadece üniversitede görev yapmış akademisyenler olarak, öğretmen eğitimciler olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla sizden yardım bekliyoruz. Buyurun. Öğretmen adaylarını geliştirmek için, öğretmenlerin öğretmen adaylarını geliştirmesi için bir politika ürettiniz mi? Mesela Milli Eğitim Bakanlığı ya da müdürlüğü şu anda öğretmenlere dair bir sertifika veriyor yanlış bilmiyorsam. O sertifikayla bizler de o öğretmenleri eğitim fakültesi olarak görevlendiriyoruz. O sertifika almış kişileri. Bu sertifikaların yetersizliğine vurgu mu yaptınız? Öğretmenlerin öğretmen adaylarını geliştirmesi için yeterli donanıma sahip olmadığını düşünüyorsanız, buna dair bir politika mı ürettiniz? Olduğunu düşünüyorsanız sıkıntı yok zaten ya. Ne yaptınız mesela? Çünkü biz bunları yapamıyoruz yani. Bilmiyoruz çünkü biz bunlar. Dolayısıyla siz yani ben de soruyorum şu anda. Böyle bir şeyler yaptıysanız bizimle lütfen paylaşın. Biz de yapalım. Vallahi bak çok çok isterim yani. Çünkü ben öğretmen adaylarımın gelişmesini en çok sizin kadar isterim gerçekten bak. Bir başkası pedagojik anlamda donanımı olmayan öğretim üyelerinin öğretmenlik uygulaması derslerini almaması için bir çalışma yaptınız mı mesela? Eğitim fakültelerinde bu da yine bana göre bir sorun. Pedagojik anlamda öğretmen adayını yönlendiremeyen öğretim üyelerinin öğretmenlik uygulaması derslerini almaması için bir çalışma yürüttünüz mü? Çünkü siz milli eğitimden geliyorsunuz. Bu sorunları daha iyi bilmeniz lazım bizden. Sistem gibi ürün odaklı stratejilerin okullarda daha etkili uygulanabilmesi için bir politika mı geliştirdiniz mesela sevgili işte alaylı mektepliden hangisini kendinize yakıştırıyorsunuz? Sistem gibi ürün odaklı stratejilerin okullarda daha etkili uygulanması için bir politika mı geliştirdiniz? Mesela ne yaptık mesela? Yani okullarımızda ürün odaklı stratejiler var mı? Veya bu çocuklar gerçekten de ürün odaklı olarak mı yetişiyorlar? Ürün ortaya koyabiliyorlar mı? İşte Bloom'a göre sentez basamağını çıkarabiliyor muyuz bu öğrenciler? Bunlar için ne yapıyorsunuz mesela siz üniversitelerde? Bize de öğretin, biz de yapalım bunları. Çünkü biz yani ürün odaklı öğrenciler yetiştiremediğimiz için yani dolayısıyla yani biz bu işi bilmiyoruz. Yani mangalda şey yapıyoruz biz işte. Bırakmıyoruz. Teorik konuşuyoruz sonuçta biz. Mesela sistemin Türkiye'ye uygun olduğuna karar verebildiniz mi? Siz yani işte sahadan geldiğiniz için bunu daha iyi bilmeniz lazım. Biz bilmiyoruz. Sonuçta biz sistemi Amerika'dan aldık teorik olarak. O koyduk işte. Herkese sistemci yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz yani teorik olarak öğretmen eğitimcisiniz. Siz pratik olarak öğretmen eğitimcisiniz. Buyurun. Ne yaptınız mesela sistemin okullarda daha etkili uygulanabilmesi için? Ne yaptınız? Çok merak ediyorum ya. Ben bilmiyorsam vallahi öğretin ya. Ben öğrenmeye hazırım yani. Sen cahilsin. Senin sorunun değil yani. Sıkıntı değil yani. Ben cahil olmaya razıyım ama bunlar gelişsin yeter ki. Ne yaptık mesela? Devam. Her fakültenin yanına bir uygulama okulu kurulması için bir çalışma başlattınız mı mesela? Ben bunu çok önemsiyorum örneğin. Her fakülte eğitim fakültesinin yanında hatta işte eksikliğimiz bu ya mesela üniversitede sadece yapmışız biz. Tamam her fakültenin yanında bir uygulama okulu yapalım. Biz de ders verelim orada. Bizim de 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıftan öğrencilerimiz olsun. Öğretim üyeleri olarak biz de ders verelim orada. Biz de kendimizi yetiştirelim madem eksiğimiz var. Niye bize kızıyorsunuz yani? Bunun için önünüzü açsanız da. Yani bunun için bir çözüm üretin. Biz de vallahi razıyız yani. Ben razıyım ortaokulda, lisede öğretmenlik yapmaya. Hiçbir sıkıntı yok. Her fakültenin yanına bir uygulama okulu kurulması gerekli değil mi sizce mesela? Bunun için mesela neler yapıyoruz mesela? Bir diğeri eğitim fakültelerinin sesinin daha fazla çıkması için bir köprü mü oldunuz mesela? Mesela biz nerede madem biz işte teorik konuşuyoruz. O yüzden de biz kimse hesaba almıyor zaten eğitim fakültelerini. Tamam siz o zaman buyurun. Bu eğitim fakültelerinin sesinin çıkması için
şeyden sahadan gelmiş kişiler olarak, sahadan gelmiş akademisyen olarak buyurun. Bunun sesini daha fazla çıkartalım. Bir köprü olun, buyurun. Biz yapamıyoruz çünkü o köprünün demek ki bizim şey yani sıkıntımız var. Mesela nerede eğitim fakültesinin sesi çıkıyor? Herkes bundan şey sıkıntılı. Ben de eğitim fakültesinde hiçbir çalışan bir öğretim üyesi olarak ben de sıkıntılı. Yani sesimiz çıkmıyor yani. Çıkartamıyoruz işte. Çıkaramıyoruz ya da. Çünkü niye? Biz tam eksiğimizi anladık. Biz teorik yani araştırmalarımızı sadece üniversiteye kapanıyoruz. Hiç kimseyle yani ne öğretmenlerle ne işte sahadaki öğrencilerle biz temasa geçiyoruz. Geçmiyoruz. O yüzden de zaten sesimizi kimse duymuyor. Tamam. Peki siz hani öğretmenlik yapılması gerektiğini sanıyorsunuz ya ve bizim iyi öğretmen eğitimcisi olmadığımızı savunuyorsunuz. Tamam, kabul. Tamam, buyurun. Eğitim fakültesinin sesinin çıkması için ne yaptınız? Hangi bir köprü vazifesi gördünüz? Nasıl bir çalışma yaptınız? Devam. Eğitimin sorunlarını çözmek için seminerler, kongreler, araştırmalar vesaire etkinlikler mi düzenlediniz mesela? Yani siz bir şöyle kenara çekelim bakayım. Sadece üniversitede görev yapmış akademisyenler ya da öğretmen eğitimcileri. Biz sahadan geliyoruz. Öğretmen eğitiminin sorunlarını daha iyi biliyoruz. O yüzden biz seminerler, kongreler, araştırmalar, etkinlikler mi düzenleyeceğiz? Dediniz bizim mi farkımız yok? Bizim mi şeyimiz yok? Yani bunu niye biz böyle bir şey yapıyoruz anlamadım yani. Öğrencilerle daha fazla sosyal etkinlikler mi yaptınız mesela? Kulüpler mi kurdunuz? Yani bilimsel kulüpler. Üniversitelerde. Bu etkinlikleri daha mı etkili yaptınız? Öğrencilerle daha fazla sosyal etkinlikler yapmak için iletişim gücünüz mü fazla? Fazlaysa bizi de öğretin ya. Vallahi biz demek ki biz kendi içimizde kapanık yani işte hiçbir şey görmeyen insanlarız yani sonuçta. Buyurun bize öğretin. Ben öğrenmeye hazırım bak. Ve eminim ki ben sadece üniversitede akademisyen olarak görev yapmış akademisyenlerin yani öğretmenlik tecrübesi, deneyimi, donanımı olmamış akademisyenlerin ben inanıyorum ki bu sosyal etkinliklerle ilgili vereceğiniz eğitimlere canı gönülden katılacağını biliyorum. Buyurun. Üniversitedekiler gerçekten kopuk, gerçekten kopuk daha doğrusu. Siz bu kopukluğu düzeltmek için iyileştirmeler mi yaptınız? Çünkü laflarınızın ikisi bu. Üniversitedekiler gerçekten kopuk. Tamam, kopuz, tamam biz hadi. Siz ne yaptınız arkadaş ya bu kopukluğu düzeltmek için? Ya bir söyleyin de biz de anlayalım ya. Allah Allah. Ne yaptınız bir anlayalım bir. Tamam biz gerçekten kopuğuz. Biz iyi eğitim öğretmen yetiştiremiyoruz, eğitim yapamıyoruz. Kabul. Tamam. Eksikliğimizi söylediniz. Tamam. Bunun için ama biz gelişmeye hazırız. Buyurun. Ne yapalım bu kopukluğu gidermek için? Ha biz yani biz bilmiyoruz yani bu kopukluğu gidermek daha doğrusu. Yani biz işte yani şeyiz. Kendi şeyimizdeyiz. Kabuğumuzu çekildik. Biz bunlarla ilgili hiç uğraşmıyoruz zaten değil mi? Doğru yani. Bir tek siz uğraşıyorsunuz yani bunlarla ilgili. Öğretim üyelerinin okullarda derslere girmesini mi sağladınız mesela? Biraz önce uygulama okulu olması lazım demiştim eğitim fakültelerinin yanında. Buyurun. Madem bizim eksiğimiz var, elimizden tutun bizi götürün. Vallahi biz derse girmeye razıyız ben, sıkıntı değil. Ben öğreneyim bir tane yani öğretmenin yanında. Vallahi ben stajyer olmaya razıyım. Hiçbir sıkıntı değil. Madem biz bilmiyoruz bu işi, buyurun öğretim üyelerinin okullarda derse de girmesini sağlayınız. Biz de kendimizi geliştirelim. Yani hiç sıkıntı değil yani. Evet. Mesele öğretmen olmak mı, öğrendiren olmak mı? Yani ben felsefe gereği artık bu laftan yani öğretmen kökenli akademisyen dostlarıma söylüyorum. Ben öğrendirenim arkadaş. Ben öğretmen, sizin tabirinizle artık bu şekilde öğretmen kelimesini kullanmayacağım. Çünkü ona da zarar veriyorsunuz. Ben öğrendiren kişiyim. Çünkü ben yapılandırmacı felsefeyi ya da sorgulayıcı araştırma temelli felsefeyi benimsemiş bir insanım. Dolayısıyla ben öğretmen adaylarımı yönlendiriyorum onların öğrenebilmeleri için. Öğrenci merkezli stratejiyi çok benimsiyorum. Dolayısıyla ben öğreten insan değilim, ezberletiren insan değilim. Ve bunun adına da ben öğrendiren koydum. Ben öğrendiren insanım. Dolayısıyla sizler öğretmenlik becerisi sahaya inmiş insanlar olarak tamam öğretmenlik becerisini donanmış akademisyen olarak devam ediniz. Ama ben öğrendiren bir beceriye sahip bir akademisyen olarak devam etmek istiyorum. Dolayısıyla o yüzden kendi aramızda fark etmez öğretmen deyin siz, öğrendiren diyelim fark etmez. Ben de öğretmen diyebilirim sorun değil. Ama kendi aramızda bu yani bu tartışmayı açmanın ne anlamı var çok merak ediyorum ya. Yani bizim sorunumuz bu mu gerçekten öğretmen eğitiminde? Yani alaylı ve memleketli olmak mı sorunumuz? Amacımız bizim öğrenen insanları anlamlı öğrenmelerini artırabilmek. Öğretmen eğitimiyle, milli eğitim ile yani
YÖK arasında veyahut da fark etmez yani öğretmenlerimiz ile öğretim üyelerimiz arasında bir sorun varsa bu sorunu çözebilmek. Bunun için uğraşmamız lazım. Hep beraber bu taşın elimizi taşın altına koymamız lazım. Bunun için uğraşmamız lazım. Niye biz birbirimiz içerisinde bu şekilde suni gündemler yaratıyoruz? Çünkü ne anlam var yani bunun? Anlamadım ben yani. Anlamıyorum gerçekten yani. Ne anlam var bunun? Yani bunun anlamı varsa öğretin biz de bir şey yapalım yani. Öğrenelim. Ne anlamı var? Yani o kadar sorunumuz varken, öğretmen yetiştirmede ciddi sıkıntılarımız varken bir de bu böyle suni tartışmalar yapmanın ben çok içeriyorum gerçekten de. Arkadaş yani tamam yanlıştayım bize hiçbir sıkıntı yok ya da yani bizi yerden yere de vurun ama bize bunu bilimsel desteklerle gelin ya. Yani anlamıyorum gerçekten de yani tartıştığınız şeyleri yani. Biz hiçbir katkı sunmayacağız bu öğretmen eğitimin sorunlarını çözmeye. Hiçbir bizim donanımımız yok yani anlamadım ben. Dolayısıyla ben öğrendiren bir insanım. Öğrendirmek istiyorum. Öğrenmelerinin yolunu açmak istiyorum insanlarımızın. Dolayısıyla siz de öğrenin lütfen. Siz de öğrenin. Neyi öğrenin? Öğretmen eğitimin sorunlarını öğrenin. Ve bu öğretmen eğitiminin sorunlarını çözmek için hep beraber mücadele edelim. Bunu öğretmenlerle mücadele edelim. Müdürlerimizle beraber mücadele edelim. Öğretmenlerimizle beraber mücadele edelim. Bakın benim kaç tane yüksek lisans doktora hem öğrencim hem de mezun ettiğim öğretmenlerim var. Yani sorgulama becerisi çok düşük. Cümle kurma becerisi bile çok düşük öğretmenlerim var yani. Bunları konuşalım mesela. Yani biz ya da biz mi bunları biz de böyle mi şey yapalım yani mesela karşılıklı o zaman atışalım. Yani sorunlarımız mesela yani öğretmenlerimiz daha yani iyi bir öğretmen olabilmek için ya da en azından aktaran bir öğretmensiniz bile mesela cümle kurabilmemiz lazım. Bak ben şu anda ben de kuramıyorum bak. Belki sinirlendiğim için belki de işte beceriksizim işte bu konuda görüyorsunuz. Yani öğrencimizin sorgulama becerisini artırmamız lazım. Diyerekten ben de işte öğretmenlerin yetersizliğine mi demeyeyim? Ben de bunu mu yapayım yani? Kaldı ki zaten ben onları da yetiştireyim ben. Onlar eksikse ben eksiyim. Bu kadar basit arkadaş. Yani sorun mantalitemiz bu olması lazım. Ve dolayısıyla iyi öğrenciler, iyi öğretmenler daha doğrusu, iyi öğretmen adayları, iyi öğretmenler yetiştirilmemiz için bu sorunu hep beraber ele almamız lazım. Sen alaylısın, ben mektepliyim, sen mekteplisin, ben alaylıyım, sen işte şurada milli eğitimde görevlisin, sen YÖK'te görevlisin, bilmem ne. Bunlar çok saçma şeyler ya. Hep beraber çözeceğiz bu sorunumuzu. Bu ülke bizim. Bu insanlar bizim. Hep beraber çözeceğiz. Yani beraber hareket edeceğiz. Sorunlarımızı hep beraber tartışmamız lazım. Yani saçma sapan bir şekilde böyle. Yok sen alaylısın, yok sen mekteplisin, bilmem neysin. Ne yapalım iyi öyleysek? Evet. Mesele öğretmen olmaktan artık öğretme kelimesinden vazgeçelim artık felsefi olarak. O çocukların öğrenmelerinin yolunu açalım. Öğrenmelerinin yolunu açtığımız sürece, o pozitivist felsefeden kurtulduğumuz sürece merak etmeyin. Bu sorunlarda daha yaşarız. Çünkü neyi düşüneceğimizi daha iyi öğrenmiş oluruz o zaman. Şu anda bu bizim sorunumuz değil. Yani düşüneceğimiz son sıradaki sorunlardan bir tanesi alaylı veya mektepli ayrımı yapmak. O yüzden çok üzüldüm ve içerlediğimi belirtmek için bu videoyu çektim. Her türlü şeye açığım. Ben sizin kanalınızda karşı bir cevap olarak konuşmak istiyorum. Deyin, vallahi yayınlayacağım. Buyurun. Konuşun bana ister videomu gönderin ister beraber program yapalım burada. Hiç sıkıntı değil. Yayınlayacağım ben. Yani bizim eksikliğimizi gösterin bize. Ben sıkıntı değil. Belki de biz göremiyoruz gerçekten de. Doğru. Yani sadece üniversitede yüksek lisans doktorasını yapmış, araştırma görevliliğine başlamış, işte şu an doçentle, profesörle gelmiş insanlara eksiklerini gösterin o zaman. Ben buna da razıyım. Buyurun, kanalım açık. Her türlü cevap hakkı da size saklı. Hiç merak etmeyin sevgili dostlarım. Hepinize sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.